ahlakını güzelleştir ki Allah hesabını hafifletsin sevgili Müslüman kardeşim. Hazreti Ali radıyallahu anh. Allah güzel ahlakları sever aziz dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ya ilahi ya Rabbi, ismi şerifin yüzü suyu hürmetine rızkımızı bereketli eyle, şükrümüzü ebedi eyle, huzurumuzu daim, sevincimizi ebedi, mutluluğumuzu çok eyle ya Rabbi alemin. Sıkılma ey nefsim, geceni Allah'a ayırmaktan sıkılma. Çünkü burada sıkıldıkların ahirette seni kurtaracaktır. Hazreti Mevla'nın hazretleri. Güzel bakan güzel görür aziz Müslümanlar. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayattan lezzet alır Hazreti Mevlana Hazretleri. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben hem Rabbimi hem haddini bilen insanlara hayranım aziz dostlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Gerçek dost yanlış yaptığında seni uyaran, sonrasında ise koruyan kişidir. Yaptığın yanlışı herkese duyuran değil aziz kardeşlerim. Hatalarımızı örtelim arkadaşlarımızın aziz dostlar. Herkese yaymayalım. Bazen insanın en büyük hatası yüzüne gülen herkesi kendisi gibi sanmasıdır. Maalesef her yüzümüze güleni dost biliyoruz sevgili dostlar. Lütfen iyi insanlarla düşüp kalkalım. Kul hakkı uğradığınız haksızlığın hesabını soramadığınızda üzülmeyin. Bazen yaşadıklarımız gücümüzün üzerindedir. Ve bazı hesapları sorma kuvveti ve kudreti Allah'a aittir aziz Müslümanlar. Allah var, gam yok. Kim dünyada iki yüzlük yaparsa kıyamet gününde ateşten iki dili olacaktır diyor Hazreti Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuş aziz dostlar. Kalbi temiz olan içinde güzel dualar büyütür. Allah duası çok olanı güzel sonlara götürür aziz Müslümanlar. Güzel dualar edelim ve abonelim sevgili Müslümanlar. Ahireti için çalışmayanın dünyevi işleri düzene girmez. Hazreti Ömer, Allah dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir. Hazreti Ali radıyallahu anh. Resulullah şöyle buyurdu. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir sevgili Müslümanlar. Hikmetli sözler, eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz Müslüman kardeşlerim. Eğri kişilerin, yalancıların yanında durmayalım sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Sabır, yaranın içinde yaradanı görmektir aziz dostlar. Hazreti Mevlana. Sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi seyirler. Dostunu ihtiyaç anında gör. Eşini hastalandığında, evladını yaşlılığında gör aziz Müslümanlar. İyi dostlar her zaman zor anında yetişir sevgili kardeşlerim. Domuz sürüsüne kuzu katılmaz, lütuf tarlasına adım atılmaz, acıkmış katıra gül koklatılmaz, it eni ile ite çeker unutma Abdurrahim Karakoç. Sevgiye saygıyla anıyoruz aziz kardeşlerim. Adem'e Adem gerektir, Adem etsin Adem'i, Adem Adem olmayınca netsin Adem'i demiş Ziya Paşa. İnsan olana insanca davranmak gerekir sevgili dostlar. Canı yanan sabretsin, can yakan ya yanacağı günü beklesin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamberimiz Gül Nebi Hazreti
Ben denizim, kendi içinde taşan, ben bir denizim uçsuz bucaksız, kıyısı hür bir deniz, diyor sevgili şairlerimizden aziz dostlar. Bir elmanın iki yarısı olmayalım, iki ayrı çiçek olalım, birleşince buket oluruz, diyor Hakan Mengüç sevgili kardeşler. Kılıçların açtığı yaralar iyileşir ama dilin açtığı yara iyileşmez, Hazreti Ali radıyallahu anh. Kılıçlar dediği gibi, evet, kılıçların açtığı yaralar iyileşiyor ama gönül kırdığımız zaman gönül yarası iyileşmez aziz kardeşlerim. Helalın adı kaldı, onu gören yok. Haram kapışıldı, hala doyan yok. Aziz Müslümanlar, insanoğlu aç gözlü. Dünya malı aslında kimseye kalmıyor aziz kardeşlerim. Yaşamak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar. Nefesiniz daralır ancak görüş alanınız genişler, diyor bir filozof sevgili dostlar. Hakan Mengüç şöyle diyor: karanlığa küfredeceğine bir mum yak ve bu mumla karanlıklar aydınlansın sevgili dostlar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.